Bir başka hadis-i şerifte ise nasıl bu imamlar için nasıl müjdeler varsa, imamlar için nasıl müjdeler varsa, aynı zamanda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin korkutucu, ürkütücü, sakındırıcı hadisleri de var. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne? Aynı zamanda beşir ve nezir. Öyle değil mi? Hem müjdeleyici hem de korkutucu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın cennetiyle, Allah'ın rahmetiyle müjdeler, aynı zamanda da Allah-u Teala'nın azabıyla da korkutur. İşte bundan dolayı Allah Resulü demiş ki, yani Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl selâfetun lâ yekbelullâhu minhum salâta. Üç kişi var ki Allah-u Teala o üç kişinin namazını kabul etmez. Tamam mı gençler? İyi dinleyin. Üç kişi var ki Allah-u Teala o üç kişinin namazını kabul etmiyor. Bir, men tekaddeme kavmen ve hum lehu kârihun. Cemaatin sevmediği, istemediği, hoşlanmadığı bir adamın o cemaate imam olması. Tamam mı? Yarın Allah-u Teala size lütfeder, vazife verirse, görev verirse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mihrabına, minberine geçirirse cemaatinizle iyi geçinmeye gayret edin. Cemaatiniz sizden razı olması gerekir. Yoksa Allah-u Teala ne yapmaz? Size namazınızı kabul etmez ya. Birincisi bu. وَرَجُلٌ يَأْتِ الصَّلَاةَ دِبَارًا وَالْدِبَارُ اَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرًا. Namaz vakti çıktıktan sonra kılınan namaz. Tamam mı gençler? Beni iyi duyuyorsunuz değil mi? Namaz vaktinde çıkan namazı kıldığınız zaman Allah-u Teala'nın yanında o namaz makbul değil. Mesela biraz önce 8'e 4 kare ne oldu? 6 kare ezan okundu. Akşam ezanı değil mi? Akşam ezanının vakti girdi. Siz tembellik eder. Siz tembellik eder. Bu namazı kılmazsanız ta ki yatsı ezanı okundu, aa ben akşam namazını kılmamıştım ya neyse sonra kaza ederim derseniz, işte Allah-u Teala bu sizin kılacağınız akşam namazını kabul etmez. Çünkü her şeyin bir vakti var. Her şey vaktinde güzel. Allah-u Teala onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamı göndermiş. Ne demiş? Sabah namazının vakti şu vakitten şu vakte kadar diye. Cebrail aleyhisselam tek tek güneşin misallerini, güneşin durumlarını her hepsini Allah Resulü aleyhisselam'a söylemiş ve bu durumları tek tek zikretmiş. Onun için namaz vakti çıktıktan sonra namazı kılarsanız namazınız makbul değil. Daha üstüne üstün bir de ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? 80 yıllık cehennem azabı var. Bir vakit namazı geçirirseniz 80 yıllık cehennem azabı var. Onun için namazlarınıza dikkat edin. Üçüncüsü de وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرًا. İkinci kişi de, üçüncü kişi de hür kişiyi köle yapan. Elhamdülillah ki bu zamanımızda elhamdülillah Türkiye'mizde yok. Belki başka bir yerlerde var mı bilmiyoruz. Allah-u Teala da karşılaştırmasın. İnşallah o hale düşürmesin. Eğer bir Müslümanı hür kişiyi köle yaparsa diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, o kişinin namazı kabul olunmaz. Bir başka rivayette arkadaşlar, İbn-i Huzeym'in sahihinde geçmiş. Bu da bir başka rivayette de izin verilmediği halde cenaze namazını kıldıran kişi. İzin verilmediği halde cenaze namazını kıldıran kişi. Mesela biz bazı zaman bir yere gittiğimiz zaman bize işte orada Allah razı olsun imam kardeşlerimiz, cenaze namazı kıldıran hocalarımız bize hocam buyur siz kıldırın diyor. Biz de özellikle onlara ne yapıyoruz? Soruyoruz kardeşim. Şeylerinin, velilerinin izni var mı? Veya velilerden izin alıyoruz. Çünkü o veliler izin vermezse o namaz olmaz. Aftar olan kişinin namaz kıldıracak, kişinin varsa aile ehlinden namaz kıldıracak bir iş varsa o. Yoksa mahalle camisinin imamı yoksa kim takvaysa o. Dördüncüsü de bu. Bir başka rivayette de kocası kendisine öfkeli olarak geceleyen kadının namazı. Kadınlar iyi dinleyin bakmayın.
Bir başka rivayette de bu da Tirmizi'de geçmiş. Tirmizi'de geçmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kocası kendisine öfkeli olarak geceleyen kadının namazı da makbul değil. Allah-u Teala ne yapmaz? Onun namazını kabul etmez. 5 tane şey arkadaşlar. Onun için bunlara dikkat etmeye gayret edin inşallah.